Burası 9000 yıllık geçmişiyle Hititlerden Kimenlere, Selçuklu'dan Osmanlı'ya onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir. Burası mertlik ve yiğitlik destanı Yaren kültürünün menbaı. Burası güler yüzlü insanların kardeşlik fidanını filizlendirdiği ecdat ocağı. Burası bereketli toprakları, verimli kaya tuzu mağaraları ve tertemiz iklimiyle Anadolu'nun nazarlığı. Burası Çankırı. Ülkemizin başkenti Ankara'nın yanı başında insani yaşam standartlarından yıllarca yoksun kalmış Çankırı, kabuğundan çıkmak için çırpınan bir kelebek misali kanat çırpacağı günlerin hasretini çekti uzun zaman. Yolundan suyuna, tarihi mirasından sosyal alanlarına, eğitiminden sağlığına, her alanda ihtiyacı olan destekten mahrum olan Çankırı için artık gün dönümü vaktiydi. Memleket çapında esen şahlanış rüzgarına yelken açan Çankırı halkı yeni bir sayfanın ilk cümlesini söyledi. Başkan İrfan Dinç. Hedef belli, strateji hazır, başarı çok yakındı. Önce kentin en büyük problemi olan su sıkıntısını tamamen çözmek için hayal dahi edilemeyecek radikal adımlar atıldı. Kalitesi, hijyeni ve sürekliliğiyle tartışılır halde olan şehir şebeke suyunun kaynağı değişmeli ve bu çağ dışı sistem baştan aşağı yenilenmeliydi. Çankırı Belediyesi, Güldürcek Barajı'ndaki kaliteli suyu kullanmak için harekete geçti. Dev bir projeyle kilometrelerce taşıma hattı döşendi ve dünya standartlarında bir teknolojiyle donatılmış arıtma tesisleri faaliyete geçirildi. İçme suyu projesiyle halkımız yüksek kalitede, tertemiz ve berrak bir suya kavuştu. Şehrin vitrini konumundaki Çankırı Karesi'nin her yönüyle değişime olan ihtiyacı muhteşem bir projeyle cevap buldu. Yürüyüş yollarından piknik alanlarına, kamelyalarından seyir teraslarına, adım adım yepyeni bir yüze kavuşan kale, hem kentin manevi nazargahı olan Emir Karatekin Hazretlerine hem Çankırı halkına yakışır hale getirildi. Karayoluyla Çankırı'ya gelenleri ilk karşılayan otobüs terminali, şehrin vizyonuna ve kalkınma gayretine layık olmalıydı. Çok kısa bir zamanda modern ve kapsamlı bir tesis inşa edilerek Çankırı yeni terminal binasına kavuşturuldu. Çankırılı'nın ikinci evi olan belediye binamızın içi de dışı da çağdaş bir görünüme kavuşturuldu. Yüksek hizmet kalitesi ve güven veren çehresiyle şehrin merkezinde herkesin iftihar edebileceği bir belediye sarayı yükseldi. Anne karnından toprağa dek hizmet anlayışıyla sil baştan yeni bir mezarlık binası inşa edildi. Gasilden define, nakilden taziyeye dek tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek entegre bir insani tesis Çankırı halkının hizmetine sunuldu. Yıllarca büyüme sancısı çeken Çankırı, üniversitesiyle sanayi altyapısı yatırımlarıyla bilim ve üretim zeminini güçlendiriyor. 7'den 70'e her fertiyle bu büyük şahlanış hamlesini damarlarında hissediyordu. Artık kalkınma rüzgarını arkasına alan Çankırı için hiçbir proje hayal değildi. Sokaklarından caddelerine, otobüs duraklarından taksi duraklarına, köprülerinden yollarına,
her adımda yaşanabilir bir kente dönüşen Çankırı, yeni yüzüyle 2023 hedeflerine hızla ilerlemeye başladı. Yaşlısı genci, kadını erkeği, Çankırı Belediyesi'nin sosyal gelişim ve istihdam projeleriyle kendisine vizyon kent tanımında yer buldu. Hanım lokalleri ve istihdam merkezleriyle kadınlarımızın kaybettiği vakit işe, emeğe dönüştü. Semt pazarları temiz, ferah ve konforlu birer alışveriş mekanına dönüşürken, şehrin ticari hayatına can veren alışveriş merkezi halkımız için bir cazibe noktası oldu. Bir toplanma alanı, bir buluşma noktası ve şehir hayatının sosyal bir ihtiyacı olan meydan çalışmaları muhteşem bir projeyle hayat buldu. Yapı stoğuyla riskli bir çizgiye sahip Çankırı için şart olan kentsel dönüşüm hamlesini başarıyla gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, TOKİ ile yapılan çalışmalarla temel şehircilik problemlerine güncel çözümler üretti. Tarih olmadan gelecek asla anlayışıyla ecdat yadigarı tarihi mekanlara sahip çıkan Çankırı Belediyesi, geçmişi bugünle sentezleyen örnek uygulamalara imza attı. Geleceğin büyüklerinin ve bugünün yetişkinlerinin en büyük ihtiyacı olan parklar, Çankırı'nın dört bir yanını donattı. Çocuklar için eğlence, büyükler için dinlenme mekanı oldu. Yine çocuklara özel, eşsiz bir projeyle tüm Türkiye'de yankı uyandıran uçak kütüphane Çankırı'ya renk kattı. Acıçay Esentepe ekseninde devasa bir sosyal donatı alanının hayat bulması için başlayan çalışmalar, bölgesel çapta, dünya standartlarında ve büyük ustanın adına yakışır bir eser ortaya koymak için devam ediyor. Yeni ve farklı hizmetleri bir arada sunacak olan 80. Yıl Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Çankırılı kadınların göz bebeği haline gelecek. Müzik 45 dönümlük arazisi, yürüyüş yolları, kır kahvesi, mesire alanları ve seyir teraslarıyla büyük şehirleri örnek teşkil edecek Billur Bey Korusu Projesi, Çankırı'nın yüz akı olacak. Fiziki ve sosyal hamlelerin birlikte yürütüldüğü ileri görüşlü bir yönetim anlayışıyla engellilerimizin, yaşlılarımızın ve muhtaçlarımızın her an yanında ve yakınında olan Çankırı Belediyesi, insan odaklı çalışmaların öncüsü oldu. Belediye başkanlığı görevine talip olurken bir iddiamız vardı. Dedik ki, bu şehirde yaşayan insanları yaşadığı şehirden zevk alan, keyif alan bir şehir konumuna getirmek. Bu düşünceyle, bu duyguyla yola çıktık.
Allah'a şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada hem fiziki anlamda hem sosyal kültürel projeler anlamında Çankırı'mızı gerçekten çok ileri noktalara taşıdık. Tabii en önemli problemimiz su problemiydi. Biz 2004 yılında Güldürecek Barajı'ndan su getireceğiz dediğimizde kimse buna inanmamıştı. Ama bugün çeşmelerimizden, Güldürecek Barajımızdan gelen su arıtılmış bir şekilde akmakta. Çankırı'mızın merkezinde otoparkımız yoktu. Sinemamız yoktu. İnsanlarımızın aileleriyle beraber rahatça alışveriş yapabilecekleri mekanlar yoktu. Öğrencilerimizin keyifli vakit geçirecekleri ciddi mekanlar yoktu. Yapmış olduğumuz alışveriş merkezimiz, alışveriş merkezinin ötesinde bir yaşam alanına dönüştü. Kentsel dönüşüm projemiz, küçük sanayi, sanayiye yeni dükkanlar kazandırma projelerimiz, şehir içi parklarımız, şehir merkezindeki bütün caddeler, kaldırımlar ve yollarla ilgili çalışmalarımız, belediye binamızın cephe çalışmaları, bir sürü fiziki projelere imza attık. Bu projeler hakikaten Çankırı'mızın modern, gelişen yüzünü ortaya koyması açısından çok önemliydi. Fiziki projelere paralel olarak sosyal ve kültürel projelerde de Türkiye'ye örnek olacak önemli projelerimiz vardı. Hanımlar, gençler ve tarihi dokuya yapmış olduğumuz çalışmalar öne çıkmakta. Sultan Abdülhamit Han döneminden kalma tarihi çamaşırhanemiz, Çivitçioğlu medresemiz, Buğday Pazarı medresemiz bugün gelen bütün konuklarımızı bizim yüzümüzü ağırtacak şekilde ve şehrimizin kimliğini ortaya koyacak şekilde onların hizmetinde. Belediye başkanlığı görevini bizlere tevdi ettiğiniz gün siyasi kimliğimizi bir kenara bırakarak Çankırı'mızın hepsini kucakladık. Çankırı'mızı marka kent yapma noktasında ciddi adımlar atarken insanlarımızın da gönlünü kazanma, insanlarımızın gönlüne girme, toplumumuzun bütün kesimleriyle iyi iletişim, iyi diyaloglar içerisinde olma noktasında ciddi gayretler gösterdik. Çankırı'mızı hem fiziki anlamda hem sosyo-kültürel projeler anlamında bir noktaya taşırken bu çalışmaları sizlerle birlikte düşündük. Çankırı'mızı birlikte bu noktaya getirdik. İnşallah yine birlikte daha ileri noktalara taşıyacağız. Yapılan her işte, gerçekleştirilen her projede, Çankırı'yı layık olduğu yere taşıyan her adımda birlik ve dirliğin gücü var. Ruhunu Çankırı'ya adamış, kalbi Çankırı için atan Başkan İrfan Dinç ve Çankırı Belediyesi çalışanları yeni hedeflere birlikte varmayı, yeni hayalleri birlikte gerçekleştirmeyi arzuluyor. Haydi Çankırı, gelecek senin. Gelecek hepimizin.